Temmuz'da terör ihbarı var denilerek kışladan çıkarılan 52 er askerin aileleriyiz. Erler bir albayın emriyle Atatürk Havaalanı'na gitti o gece. Yataklarından apar topar kaldırıldılar. Ayağında spor ayakkabı, üzerinde eşofmanla götürüldüler. Darbeden haberi olmayan erler terör ihbarını duyunca korku ve panik içinde gittiler. Atatürk Havaalanı iç terminal binasına girdiklerinde hiçbir engel ile karşılaşmadılar. Dolayısıyla hiçbirinin aklına darbe yapıldığı ile ilgili bir şey gelmedi. Pasaport kontrol noktasında 9 dakika bekletildiler. Bulundukları alanda sadece beklediler. Bilirkişi raporunda tespit edilen bazı provokatörler erleri çıkışa götüreceğini söyledi. Erler kendilerini çıkışa götüreceğini düşündüğü çelik yelekli şahısı takip etti. Çünkü bir an önce kışlalarına dönmek istiyorlardı. Fakat bu provokatörler erleri sivil halk ile karşı karşıya getirdi. İşte o dakikadan sonra erler için havaalanından çıkmak mümkün olmadı. Kendilerini linç etmek isteyen halkı gördüklerinde şok olmuş bir şekilde polise soruyorlar. Abi, terör ihbarı geldi dediler. Biz size desteğe geldik. Bu insanlar neden bize saldırıyorlar? Polisin erlere cevabı ise komutanınız darbe yapıyor, sizi kandırdılar demesi üzerine erler, abi al silahlarımızı, bizi gözaltına al hemen. Bizim bir şeyden haberimiz yok, kandırdılar bizi. Polisin yine verdiği cevap, bu kadar silahı alamam ben. Sivillerin eline geçerse olay çok karışır. Takviye ekibin gelmesini bekleyin. İşte tüm suçlama buradan başlıyor. Takviye polis ekibinin gelmesini bekleyen erler, polisin bu isteğini yerine getirdiği için 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Özetle erler polis memurunun isteği üzerine takviye ekibin gelmesini bekledi. Erler öfkeli kalabalıktan dolayı kışlalarına dönemedi. Erler kendilerini çıkışa götüreceğini söyleyen provokatörler yüzünden sivil halk ile karşı karşıya getirildi. Birçok polis memurunun ve sivil halkın tanık ifadesi erlerin masum olduğu yönündedir. O gece incelenen telefon kayıtları erlerin masum olduğunu kanıtlıyor. 15 Temmuz'dan sonra ilk 20 gün kadar Silivri cezaevinde kaldılar. Daha sonra tahliye edilen bu erler 3 yıl boyunca sözleşmeli er olarak çalışmaya devam ettiler. 3 yılın sonunda sözleşmeleri feshedildi. Güvenlik soruşturması nedeniyle dışarıda iş bulamadılar. Erler ve aileleri psikolojik olarak çöküşün eşiğine geldi. Yüreğimizi yakan tüm bu olan bitene rağmen bizler devletimize küsmedik. Elbette adalet yerini bulacak diye bekledik. Adalet suçluyu suçsuzu ayıracaktır diye bekledik. Fakat çocuklarımıza 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Biz bunu kabullenemiyoruz. Erler ne gençliğinin baharını yaşayabildi ne de yeni doğmuş çocuklarına doyabildi. Hayat akıp gitti. Onlar sadece hüzün dolu gözlerle, uykusuz gecelerle uzaktan uzağa izlediler hayatı. Gençlikleri heba oldu. Biz suçsuz günahsız erlerin FETÖ'nün kumpaslarına kurban edilmesini istemiyoruz. Biz suçlu ile suçsuz ayırt edilsin istiyoruz. Ve suçlu olanlar cezasını çeksin istiyoruz. O gece kimseye silah dahi doğrultmamış erlerimize bu cezanın reva görülmesini kabullenemiyoruz. Eğer o gece gerçekten terör saldırısı olsaydı ve evlatlarımız şehit olsaydı biz şu an şehit aileleri olarak anılacaktık. Biz bu çocukları vatana millete hizmet etsin diye askere gönderdik. Evlatlarımızın yeri hapishaneler değil, eşlerinin, çocuklarının, annelerinin, babalarının yanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bu konuyu kendisine anlatmak için randevu istiyoruz. Bugüne kadar tüm randevu isteklerimiz karşılıksız kaldı. Allah rızası için erlerin o geceye ait görüntülerini izleyin. Polisin ve sivil halkın tanık ifadelerini okuyun. Göreceksiniz. Bu çocuklar sadece kumpasın içine çekilmişler. Habersiz, suçsuz, masum olan bu çocukların ömrü tükendi. Aileleri olarak yüreklerimiz yangın yeri. Devlet büyüklerimiz sesimizi duysun. Sadece dinlesinler bizi. Adil yargılanma istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Suçsuz erlere özgürlük. Erlerden darbeci olmaz. FETÖ'ye lanet, erlere adalet.
suçlu suçsuz ayrılsın istiyoruz. Erler aklansın istiyoruz. Erler komuta zincirinin en alt halkasıdır. Ordu da herkesçe malum olan kural bellidir. Ordu mensubu üstünden gelen emirlere itaat gösterme ve emirleri uygulamakla yükümlüdür. Havaalanına gitmeden önce terör ihbarının olduğu ve bu yüzden polise destek için gidileceği emredildiğinde erler de bu emirleri uygulama yükümlülüğünü yerine getirmiştir sadece. Olay gecesi, olay yerinde kendi iradeleri dışında bulunup herhangi bir eylemlerinin olmadığı aşikardır. Ayrıca TSK İç Hizmet Kanunu'nun ilgili maddelerini dikkatlerinize sunmak istiyorum. TSK İç Hizmet Kanunu'nun 14. maddesi. Az, amirlerine mutlak surette itaate mecburdur. Az, muayyen olan vazifeleri, aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez. Haddini aşamaz. İcradan da olacak mesuliyetler emri verene aittir. TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 4. maddesi. Mesleğin istediği mutlak itaati her astın gönül isteğiyle yapması şarttır. TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 5. maddesi. Her astın amirlerinin daha bilgili ve tecrübeli olduğuna, silahlı kuvvetlerine ve memlekete daha fazla hizmeti bulunduğuna ve kendi hakkında daima iyi düşünür olduğuna itaat etmesi ve korunluğuna emin olması lazımdır. TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 8. maddesi. Ast, amirin her emrini bütün tahammül kuvvetini sarf ederek istekle ve tam zamanında yapmaya mecburdur. TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 10. maddesi. Astın aldığı bir emirden dolayı amirine mütalada bulunması katiyen yasaktır. Zaten birliklerinden çıkarılmadan önce üstlerinin asıl niyetiyle ilgili tek bir cümle duymuş olsalardı asla birliklerini terk etmeyecekler değerlerimiz. Tüm erler ısrarla terörle destek için çıkarıldıklarını söylemelerine rağmen, havaalanı VIP alanında hiçbir suç işlememelerine rağmen, tüm yaptıkları bulundukları alanda sadece beklemek olmasına rağmen bu erlere 12 yıl 6 ay hapis cezasını neye dayanarak verdiniz? Şöyle bir mantık yürütmek gerekirse, eğer gerçekten o gece canlı bomba ihbarı gerçek olmuş olsaydı ve komutanlarının emrine uymayıp dışarı çıkmasalardı, bu sefer de kanunlar gereği vatan hainliği ile yargılanacaklardı. Emir verilince sorgulama gibi bir hakları yoktu erlerimizin. Üstelik 15 Temmuz günü yaşları, konumları, sosyal statüleri ve meslekteki henüz birkaç günlük veya birkaç aylık er oldukları hususları da dikkate alındığında havaalanına gidinceye kadar olayın darbe kalkışması olduğunu anlayabilmeleri kendilerinden beklenemez. Bu çok açık ve nettir. Dolayısıyla o zaman kalkışma, darbe ya da örgüt kavramlarını algılayamamış olmaları olağandır. Öte yandan bu erler ile aynı konumda olan birçok sanık için yerel mahkeme ve derece mahkemeler rütbe, yaş ve meslek tecrübesi, amirlerinden aldığı emirleri sorgulayabilecek durumda olmaması tespitiyle TCK madde 30 hükümlerini uygulamış ve ceza vermemiştir. Söz konusu bu erlere neden benzer hükümler uygulanmadı? Askeri anlamda yapılacak olan herhangi bir harekat veya operasyon icra edilirken alt rütbede olan askerlerin çoğu zaman hiçbir şeyden haberi olmaz. Gizli ibareli bilgi, belge ve malzemeye veya gizlilik dereceli projeye ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu olan ve bilmesi gereken kişiler ulaşabilir. Mahkeme erlerden darbeyi erken saatte anlamasını ve buna göre davranmasını beklemiştir. Oysaki erlerin darbe teşebbüsünü önceden bildiğine dair kesin ve inandırıcı delil dosya içerisine girmemiştir. Olayları yanlarına gelen polislerden öğrendiklerini ve abi ne olur bizi gözaltına al, bizim bir şeyden haberimiz yok diyen yine bu erlerdir. Ve polis silahlarınızı şimdi alamam, sivillerin eline geçebilir, sizi alt katta güvenli bir yere aldıktan sonra gözaltı işlemi yapacağım demiştir. O geceye ait görüntülerde tek bir suç teşkil edecek eylemlerini görmediğiniz bu erlere hayatlarının baharında cezalandırmak neden? Görüntüleri izlediğiniz zaman göreceksiniz. Bazı erlerde kep yok. Bazıları kamuflaj elbiselerini tamamen giymemişti bile. Kamuflaj giysisi altına giydikleri tişörtler var üzerlerinde.
bazıları spor ayakkabı ile, bazıları eşofmanla. Bu durum alelacele verilen emrin sertliği, sıklığı ve aceleliği ile erleri, elleri ayakları birbirine dolanarak içtimaya çıkmış olduklarını göstermiyor mu? Elleri ayakları birbirine dolandı. Çünkü onlar silahlı eğitimi geçiren erler değillerdi. Sözleşmeli erler kışlada işçi statüsünde çalışan askerlerdi. Kimi marangoz, kimi tesisatçı, kimi elektrikçi, kimi kaloriferci gibi mesleklerde çalışıyorlardı. Bu husus neden göz önünde bulundurulmadı hiç? Ayrıca tanık Burak Savaş ifadesinde o gece Atatürk Havaalanı'nda pasaport kontrolünde polis memuru olarak çalışıyordum giriş kısmında. Arkamda duran askerle benim bir konuşmam oldu. Askerin eşofmanı ve spor ayakkabısı vardı. Ne için geldiniz, ne yapmaya çalışıyorsunuz şeklinde sordum ere. Soruya biz uyuyorduk, bir anda bizi uyandırıp alelacele getirdiler şeklinde öyle bir şey söylemişti. Bilgisi yok, korkar gibiydi. Saat yaklaşık 11-12 idi. Yanımızda 5-10 dakika kadar kaldılar cümlesi yukarıda belirttiğim hususu doğruluyor. Eğer sözleşmeli erler, yani emir komuta zincirinin, rütbelilerin gözündeki en değersiz ve son halkaları bu kalkışmaya destek verecek olsalardı o gece, havaalanında olayların nasıl bir hal alacağı neden hiç göz önünde bulundurulmadı? Sade vatandaş olarak soruyoruz. 2016 yılında 15 Temmuz kalleş olaylarının akabinde dosyanın 34. maddesinde belirtilen 52 erin neden 3 yıl daha görevlerine devam etmelerine izin verildi? Eğer mahkemenin kararı ve Yargıtay'ın 6 yıl sonraki onama kararı doğrultusunda bu erler suçlu bulunduysa, neden bizim için tehdit oluşturan bu erler vatan hizmetlerine devam etti, bizleri korumaya neden devam ettiler? Perişan edilen mağdur er ailelerine neden tüm kurumlar sırtını döndü? İlgili mahkeme ne sebeple delil dosyalarını dikkate almadan ret verme yolunu tercih etti? 15 Temmuz kalleş olayların olduğu gün kimi 6 aylık er, kimi 4 günlük er iken nasıl oluyor da bu kişiler darbeye yardım ile suçlanabiliyor? Bunu da bu ülkenin evlatlarının ailelerine nasıl söyleyebiliyorsunuz? Can yakıyorsunuz. Biz size beraat demiyoruz. Suçluyu ve suçsuzu ayıklayın diyoruz. Bunu yapmak çok zor değil iken infaz hırsının sebebi nedir? Aileler olarak suçsuz olan bu 52 erin suçsuzluğunu kanıtlamak için avukatlara verdiğiniz bedellerin hakkını almak istiyoruz. Bu ailelerin kimi çiftçi, kimi emekli, kimi ev hanımı, bu verilen bedellerin içinde buğday paraları var, arpa paraları var, umut var, umut. Yargıtay'ın iç hatlarında ise belirtildiği üzere sanıkların suç konusuz çerçevesinde yaşananlara dair bilgi düzeyleri, yaşları, rütbe ve görevleri, siyasi tarihi itibariyle darbe geleneğinin demokrasi kültüründen daha baskın olduğu ülkede suç tarihi itibariyle yaşanan kalkışmanın olağanüstü şartları nazara alınarak değerlendirildiğinde sanıkların yaşananları değerlendirebilme irade ve bilgisine haiz olmadıkları, eylemin haksızlığını algılama, davranışlarını bu algılama doğrultusunda yönlendirme ve böylece haksızlığı tercih etmeme bakımından kendilerinden beklenebilen tercih ve tutumu kullanamadıkları hususları gözetildiğinden sanıklar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekir idi. Bu ilgili maddeler neden bizim çocuklarımıza uygulanmadı? Cevap bekliyoruz. Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Adalet adil olsun, hak yerini bulsun istiyoruz. Zulüm karanlık, adalet ise aydınlıktır. FETÖ kumpasçı, erler devletçidir. Erlerden darbeci olamaz. Erlerden darbeci olamaz. Adalet istiyoruz.